Durmak bilmeyen çekişmelerin üzerine kurulu Noxus'ta savaş yetimleri asla bitmez. İsimsiz bir savaşta babasını ve kendi inatçı doğumu sırasında annesini kaybeden Riven, Trivale'deki kayalık tepelerinin eteklerinde imparatorluk tarafından işletilen bir çiftlikte büyüdü. Bu zorlu topraklarda çocukları hayatta ve çalışır halde tutan şey, fiziksel kuvvet ve vahşi iradeleriydi. Ancak Riven masasına kuru ekmekten fazlasını koyabilmek için yanıp tutuşuyordu. Her yıl yerel birliklerden subayların asker toplamak için çiftliklere gelişini izliyordu ve hayal ettiği yaşamın anahtarını onlarda görüyordu. Nihayet gücünü imparatorluğa sunduğunda Noxus'un onu kayıp kızı gibi kucaklayacağını biliyordu. Riven doğuştan askerdi. Genç yaşına rağmen yıllarca ağır işlerde çalışması kendinden daha uzun bir kılıcın ağırlığını çabucak kontrol edebilmesini sağladı. Yeni ailesi savaşın ateşinde kavrulmuştu. Ve Riven, silah arkadaşlarıyla arasındaki bağın asla koparılamayacağını düşünüyordu. Kendini imparatorluğa öylesine adamıştı ki Boram Darkville onu sarayının soluk büyücüsü tarafından efsunlanmış kara taştan bir rün kılıcıyla ödüllendirdi. Silah koca bir kalkandan daha ağır ve neredeyse onun kadar genişti. Riven onu çok beğenmişti. Kısa süre sonra ordular uzun süredir planlanan İonya istilası için yelken açtı. Bu yeni savaş uzadıkça İonya'nın diz çökmeyeceği de apaçık ortaya çıkmıştı. Riven'ın birliği savaşın kasıp kavurduğu Navori bölgesinden geçmeye çalışan başka bir savaşçı bölüğüne eşlik etmekle görevlendirilmişti. Bölüğün lideri Amiston yeni bir silah türünü denemek için sabırsızlanan Zaunlu bir simyageri de yanında getirmişti. Riven sayısız seferde Noxus için seve seve canını vermek için hazır bulunmuştu. Ancak bu askerlerin üzerinde garip bir hava vardı. Onların yanındayken kendini gerçekten rahatsız hissediyordu. Arabalarında taşıdıkları kırılgan testelerin savaş alanında ne şekilde kullanılabileceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ordular her geçen gün giderek çetinleşen bir direnişle karşılaşıyordu. Sanki bu toprakların kendisi onları durdurmaya çalışıyor gibiydi. Çamur deryalarının tepelerden aşağı döküldüğü çetin bir sağanak sırasında Riven ve savaşçıları yanlarında taşıdıkları ölümcülükle baş başa kalmıştı. İşte tam o anda İonyalı savaşçılar da gizlendikleri yerlerden ortaya çıktı. Tehlikenin farkına varan Riven hemen Emistan'dan yardım istedi. Ancak bulduğu tek yanıt uçurumun tepelerinden süzülen alevler içindeki ok oldu. Bu savaşın artık Noxus'un sınırlarını genişletmeyi amaçlamadığı apaçık ortadaydı. Bedeli ne olursa olsun düşman tamamen yok edilecekti. Araba tam isabet almıştı. Riven istemsizce kılıcını çekse de kendisi dışında birilerini korumak için çok geçti. Parçalanan kaplardan kimyasal ateşler yükselirken feci şekilde can veren İonyalı ve Noxusluların çığlıkları dört bir yanı sardı. Kılıcının büyüleri tarafından yakıcı ve zehirli sislerden korunan Riven, onu hayatının sonuna kadar rahat bırakmayacak bir dehşet ve ihanete şahitlik etmişti. Bunu takip eden saatlerin hatıraları Riven'a yalnızca parçalar halinde ve kabuslarında görünecekti. Yaralarını sardı. Ölenler için yas tuttu. Fakat en önemlisi artık hayatını kurtaran kılıçtan nefret ediyordu. Üzerine kazılı sözler onunla alay ediyor, kaybettiklerini ona bir bir hatırlatıyordu. Onu kırmanın bir yolunu bularak Noxus'la arasındaki son bağı şafak sökmeden koparacaktı. Fakat kılıç nihayet parçalandığında bile aradığı huzuru bulamamıştı. Hayatı boyunca destek olduğu inançtan sıyrılan Riven sonunda kendi kendini sürgün etmeyi seçti. Ve İonya'nın savaşla kavrulmuş topraklarında dolaşmaya koyuldu. Nihayet kılıcı kırdığı köye döndüğünde kendi kendini tüketen ihtiyaçlarının köyün en saygın üstadının hayatına mal olduğunu öğrendi. Ancak Noxus'un onu kesinlikle ölüme mahkum edeceği böylesi bir suç karşısında İonya onu bağışlayıp bağrına bastı. İmparatorluk ilk diyarın kıyılarından çekileli uzun zaman olsa da Riven hala huzura kavuşabilmiş değil. Valora'nın dört bir yanında güç dengesi bozulmuş durumda. Ve Riven bütünlüğünü yeniden kazanabildiği zaman neye dönüşeceğini kestiremiyor.